Yapma. Ayşe. Yapma. Yapma abi, yapma. Yapma. Aslı mı? Yapmam diyor ama bence yapar. Çünkü geçenlerde bir kere 3 gün küs kaldılar. Aslı hemen yelkenleri suya indirmişti, onu hatırladım. İndirdi şimdi. Ama bir şey yapmadı. Yapmadı ama Kayahan çabuk döndü. Ha, ben orada Kayahan ne dedim? Ah dedim, 2 gün daha direnecektin Kayahan evet. dedim. Direnemedi. Evet Nurhan'cığım. Aslı'cığım, hiç gaza gelme, başkalarının dolduruşuna gelme. Güzel şeyler paylaş. Kayahan, sen de Aslı'yı olduğu gibi kabul ettin, gördün ve beğendin. Daha önce de sordum sana ben. Çıkartırsa mutlu olacak mısın, beğenecek misin diye bana cevap veremedin. Vermedin. Abla olduğu gibi kabul ettim. Kayahan, ya. Biz tanıştığımızda ben böyle değildim zaten. Gün geçtikçe basıyor şişirtiyor yani. Ne tamam, tamam Kayahan'cığım ama kendisi söylüyor sana, açıklamasını yapıyor. İnattan dolayı yapıyorum diyor. Ya inat uğruna da beni kaybetmesin, ne yapacağım? Bu biz tanıştığımızda böyle değildim Kayahan. Biliyorum. Evet, neden o zaman zorluyorsun değiş diye beni? Hani kirpiklerin o kadar da uzun değildi. Abartın, dudakların o kadar... Dudağım tamam böyle balon değildi. Gibi değildi. Tamam dudağım böyle değildi ama böyle kalmayacak, inecek zaten. Yemek yiyemiyorsun. Aslı sen biraz sosyal medyadaki yorumlara da takılıp yapıyorsun bunları. Yapıyor, akşama kadar okuyor ya. Sinirden okuma onları. Her şeyi okuyor, her şeyi ya. Neler yazıyorlar. Şaşırmış onlar, niye okuyorsun ya? Okumasa... Okuma. Seda Hanım doktoruma dün, siz Aslı'nın dudağını nasıl şişirdiniz... İşte yapmamanız gerekiyordu falan. İşte şu an iğne battığı için bu kadar şiş. Aslında biz asimetri vardı, onu düzelttik. Ama bu bir hafta sonra belli olacak. O yüzden size balon gibi geliyor. Balon gibi değil diyor yani. Demet? Sosis gibi. Balon gibi değil. Kayahan'cığım, Aslı geldiğinde bu şekildeydi. Ve o değişmem diye başından beri söylüyor. Aynı şekilde. Ama nasıl değişecek biliyor musun? Kadınlar bir çiçektir. Onu koklarsan, onu seversen, yumuşak davranırsan inan ki değişecek. Ben buna inanıyorum. Kokluyorum da abla, ne yapayım ben daha? Değişen kişi kim biliyor musun? Sensin değişen kişi. Çünkü Aslı'yı bu şekilde kabul etmiyorsun. Sen değiştin şu anda. Kayahan çok komiksin ya. Vallahi. Ya. Burnumun direği kırıldı koklamaktan. Değişince Aslı değişince sen kabul edeceksin ama Aslı'yı biz kabul etmiyoruz. Hiç kimse kabul etmiyor Aslı'yı. Aslı'ya değiş diyorsun da Aslı değişti. Aslı'yı kim kabul edecek? Ben. Sadece sen edeceksin. Evet. Annenin söylediğini unuttun herhalde. Onlar olursa annen dedi ki hakkımı helal etmeyeceğim dedi ama. Bir dur sen zaten bizim yuvamızı yıkmak için buradasın. Anlamıyor vallahi ya. Vallahi billahi. Annen hakkını helal etmiyor. Sen bunun için anneni sileyecek misin? Bir boş ver annemi babamı, bir dur düzelsin de bir ben... Sıramı yani, salayım ondan sonra size geleceğiz. Nereye geleceksin? Nereye geleceksin? Benim kapıma gelemezsin. Vallahi o değişse de değişmezse de ben onu kabul etmiyorum. Sen kurduğun cümleleri çok çabuk unutabilen bir insansın. Bana burada dedin ki o engel kalkmayacak. Ertesi gün kaldırdın. Şimdi diyorsun ki nişan yok, kına yok, düğün yok. Yarın da dersin ben 2 gün sonra nişan yapıyorum. Dün öyle diyordun. Dün başka, bugün başka olan sensin. Abi değişmiyorsun. Ne değiş de vallahi değiş ya. 2 gün, 3 gün sen sonra nişan ya. Yapmaz. Ayın 20'sinde zaten ya. Düğünü var ya. Oraya gelir düğün yapar. O zaman da... Abi Kayahan neymiş? Ayın 20'sinde düğünü var. Geçen hafta bana evlilik teklif etti. İşte az önce de vazgeçti. Onu ne yapacağız? Neden vazgeçtim? Az önce de nikah yok aman. Düğün yok, nişan yok, kına yok dedi. Ben neye göre hareket edeceğim? Ben sizin oyuncağınız değilim ki. Ya. Tabii ki. Tabii ki onu değilsin. Da söyledi ama, yani. Ama senden... Değiş de oyuncak olmadı. Değiş oyuncak olma. Heh. Senden bir hareket bekliyor. Değişse de biz onu kabul etmiyoruz. Sen ben bir kabul edeyim de. Senin kabul etmen gelecek. Senin kabul etmen de olmuyor. Benim sıra bize gelse önemli, de biz Aslı'yı kabul etmiyoruz. Benim siz değil benim. Benden ya, sonra siz. Ya sen tek mi geldin benim dünyaya? Senin bu kurduğun cümleleri sineye çekeceğimi nereden düşünüyorsun? Abi çekme. Ne yapalım? Tek taraflı mı evleneceksin? Sana düğün yok, nişan yok. Sanki beni cezalandırıyorsun. Ben çocuğum. Ben seni cezalandırmam. Sensizlikle beni cezalandırmaya çalışıyorsun. Yine biner Iğdır'a gidersin. Ben seni ben tanıyorum. Ben ne gideceğim Iğdır'a ya? İşte bir dediğin tutmadığı için sen gidebilirsin. Bir ya bir ben sen, bu ihtimalleri sen konuyu niye oraya buraya atıyorsun? Sen bir... Çünkü ablam abi sen diyor değişmek ki, zorundasın. Sana, ya boş ver ablamı ya. Bak sen bir anda ya çıkıştı. Ya bak sana bir şey diyeyim mi? Bak sen bir tırnaklarını bir çıkar. Kirpiği çıkar. Bir gel gidelim o dudağı bir erit ya. Kayahan sen biz Iğdır'dan döndüğümüzde bir bu insan oldun. Bir de bugün.
O zaman ailenden etkilendin. Şimdi de teyzenin bu laflarından, videodan dolayı... Yalan mı? Doğru diyor da doğru diyor. Yalan sizden mı etkileniyor? Yalan mı? Sizden etkileniyor. Siz olmasanız belki beni kabul edecek. Nasıl kabul edecek çünkü seni? Çünkü o değişecek. Ben değişmeyeceğim. Biz olmayınca bizi atabilecek mi? Değişecekten kastım size atmasını sen istemiyorum. Sen zaten değişsen de bak sen anlamıyorsun. Sen değişsen sen de biz diye bağırma. Bana bağırma bak. Sen ayağa kalkınca ben bahsettiğiniz olan olurum patlarım burada duramazsın. Patlasan ne yazar videoya sokursana ya. Her gün botoks yaptırıyorsun. Kirpik değiştiriyorsun. Sadece bir öğrenmişsin benim üstüme yürümeyi bir ayağımın üstüne yürümeyi. Nasılsın sen ya? Bizi öyle susturabilirsin. Ne diyorsun sana? Bozuk, hastasın. Hasta yani hasta. Bu bir hastalık. Sensin hasta. Bu hastalık. Git hastaneye yatır o zaman. Sen o derecedesin sen. Git hastaneye yatır o zaman. Sen ben aslında psikoloğu olurum dedin burada ya. Şimdi bana abi, sen hastasın abi olamıyorum diyorsun. Yani o derecedeki bir senin kulak olamıyorum olacak. Anladın mı? Zaten kendi psikoloğu şeyi bozulmuş. Nasıl olacak? Şadıman. Seda Hanım şimdi biraz da Kayahan'a da bozuluyorum. Kayahan sen bu kadar zorlamalarına karşı bu kabul etmiyor. Her defasında diyor ki ben vazgeçmem. Asla inadımdan şundan bundan. Geçecek neden anda. Uğraşıyorsun oğlum? Ne yapayım seviyorum. Sevgi her şey mi? Bana göre her şeydi ama değişmiyor işte. Hayır, ona göre her şey değil o zaman. Ailene onu kabul bana göre sevgi her şey ona göre sevgi her şey değil. Değişmem tuttum. Kayahan ailene kabul ettirmen için... Onun yok. Biraz değişmesi gerekiyor. Ama değişmem diyor. Bunu algılamıyor musun Kayahan sen? Kayahan da değiştireceğine inanıyor. İnanmasın. İnanıyor. Değişmez Aslı. Aslı inat değişmez. Seviyorsa bir şeyler yapar ya. Yemin etmiyorum. Seviyorsa yapar ya. Kırmamak için, üzmemek için yapar. Kayahan çok sinirli. Kalk bir keman çal annem. Çok sinirli. Kalk. Thank you.
Kayahan bence duygularını, hislerini işte namelere döktü. Ne anladın Aslı? Gönlüm bir sevdanın peşine düşmüş, aklı yok, fikri yok. Değişmiyor çünkü. Bana sen Aslısın dedin ya. Senin bir anlık sinirle söylediğin şeyler bende nasıl derin yaralar açıyor farkında bile değilsin. Ama hastalık haline getirmişsin. Takıntı diyelim. Takıntı haline getirmişsin. Sevdiğim insan bile bana sen hastasın sen, diyor. Sen bana karşı güzel olmak zorundasın. Dışarıya değil. Dışarıya değil. Bazı cümlelerin geri dönüşü olmuyor ne yazık ki. Sen bir anlık sinirlenip bir an sakinleşip benim gönlümü almaya çalışıyorsun ama biliyorsun kırgınlık ne kadar sessiz. Belki de bulamazsın beni. Ama hastalık ben haline getirmemiş misin bunu? Sen beni bulamazsın tamam, belki. Tamam bu hastalık haline getirmemiş misin bu konuyu, bu olayı? Sen... Yapma, yapma. Sen benim içimi, kalbimi, ruhumu, yaşadıklarımı bilen bir insan tamam, olarak... biliyorum. Bu kadar insanın önünde ama sen ben de senin yanındayım. Diyemezsin. Bak sana bir şey diyeyim mi? Ben senin yanındayım. Yapma böyle mi şey. Yanımda olacaksın? Böyle yapma şeyler, böyle şeyler yapma, yapma. Böyle bana... Bu cümleyi bak kuran sen, bir adam benim yanımda olamaz. Bak sana bir şey söyleyeceğim. Yapma böyle şeyler, anladın mı? Yapma, yapma. Sen yapma deyince yapmayacak olsaydım bu yaşıma kadar kimler zaten kimler sen, yapma ama dedi. Bak, zaten sen saçmalıyorsun, senin tamam mı? Çok dinliyor bak, aslında. Ben senin yanındayım. Ben olma seni ya. Beğeniyorum, seni seviyorum. Sen kimler, neden kimler böyle şeyler dedi? Yapıyorsun ki? Kendini dışarıya emin ol güzel göstermiyorsun. Kayan ona kadar beğeniyordum mu, da kimler, şimdi kimler dedi? Konuşuyorsun ya. Doğru. Kimler kimler dedin ya? Benim kimler dedin ya? Sen şu an nasıl bir cümle kurduğuna farkında dahi değilsin. Biliyorum, biliyorum. Kendin demedin mi kimler kimler bana değiş dedi diye? Ailemden bahsediyorum. O zaman ailen diyebilirdin. Kimler kimler? Kimler kimler derken annem, babam. Öyle mi? Birçok insan bana değiş dedi. Değişmedim. Kayahan için mi değişeceğim? İşte sevmediğin için sen zaten sen kurduğun cümlenin anlama geldiğini farkında değilsin. Farkındayım ben. Her şeyin farkındayım. Ablanı bu cümleyi dahi kurdurtabiliyorsun burada. Hayır, ne yapıyorsun sen? Yalanla girmişsin. Yalanla. Kendin öyle diyorsun burada. Yalanla. Kimler benim... kimler dedin? Kendin yalanla. Söylüyorsun. Şu an ablan susturacak mısın? Ben burada durmam çünkü. Durma git. Arkamdan bakarsın. Ben burada durmam ya çünkü. Ya bir son abla ya. Ya. Tamam git otur. Her şeyi yalanla. De alıyorsun ya. Yalanla kimler kimler dedin? Vallahi billahi ya. Şimdi orada yanlış anlaşıldı Aslı. Yani ben aileme bile bu konuda boyun eğmedim. Ailemi dinlemedim. Gamze de yanlış anladı. Kimler kimler deyince Aslı, Gamze de normal olarak öyle bir yorum abi yaptı. Her şeyi de alıyor, böyle olmaz ki ya. Vallahi billahi ya.